bekleyecekler ama bu senenin Ramazan'ının bir özelliği olacak. Önceki yıllarda olduğu gibi belki çok kalabalık bir araya gelemeyeceğiz. Yani Ramazan'ın o toplanma, o bir araya gelme, o sahurlara kalkma, o birlikte iftar açma, toplanma olan bize anlattığı birlik olma kısmını bu sene biraz daha herkes evinde, ailesinde yaşayacağız. Malum pandemi süreci var dünyada. Pandemi süreci her şey olduğu gibi bu sene Ramazan'ı da etkiledi. Dünden bugüne yansıyan ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz her sabah gündem özelde olduğu gibi biliyorsunuz. Dünden bugüne yansımış demişken geçtiğimiz haftadan bugüne yansıyan önemli başlıklar var. Türkiye'nin siyasi hareketliliği devam ediyordu biliyorsunuz. Bir yandan aşılar gelecek mi, aşı çeşitliliği demiştik. Bir yandan dünkü bilim kurulu toplantısı merakla bekleniyordu ve kabine toplantısı var bugün. Nasıl kararlar çıkacak? Önümüz Ramazan ve biliyorsunuz bayram için önlemler neler olacak bu merak ediliyordu. Ama geçtiğimiz haftalardan bugüne siyasi gündeme yansıyan bir önemli başlık da amirallerin bildirileriydi. Hatırlayacaksınız 104 amiral bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından siyasi bir hareketlilik başladı ve en son karar verildi. Amirallerin yaptığı açıklamaya ilişkin soruşturmada tahliye kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Montrö duyurusunda imzası olan emekli amirallere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yasal işlem başlatılan emekli amirallerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün akşam emniyetteki işlemleri tamamlanan emekli ordu mensupları Alaaddin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sadıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrübezoğlu, Engin Baykal, Nadir Hakan Eraydın ve Ergun Mengi'ye yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı kondu. Teşekkürler. Türk millet adına teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet savcılarına ifade veren Tuğamiral Ergun Mengi, devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan Mengi, hakkındaki kararla 14 emekli askerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu. Hadi iyi akşamlar hepinize. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size. Senin ismin ne istersen Nihat Gürdeniz. Emekli Tuğamiral Ramazan Cem Gürdeniz bir açıklama yaptı. Yine adliyeden çıkarken bir iletişim kazası olarak değerlendirdi bu yaşananları. Yani bu kadar basit bir açıklamanın bu noktaya gelmesi düşündürücü dedi. İşte burada da gerçekten iletişimin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bakalım açıklamalarında neler var. Bu kadar basit bir basın açıklamasından bu aşamaya gelmek de tam anlamıyla bir iletişim kazası. Ama bu kazanın nedenini biz de aramayız. Metin çünkü çok net, çok iyi niyetle hazırlanmış bir metin ama bu. Yine de hukuk sistemine ve adalet sistemine ve polis teşkilatına teşekkür ediyorum. Kendi adım. Her şey var. Mayıs 2013'te 301 madenci hayatını kaybetmişti Soma'da. Türkiye yasa boğulmuştu. O zamandan itibaren hem madencilerin sıkıntıları, hem yaşanan sıkıntılar, hem alınmayan önlemler gündemde konuşuluyor. Ve dava devam ediyor. Yine aralarında Yargıtay 12. Dairesi'nin 2021 Ocak ayında verdiği karar doğrultusunda patron Can Gürkan'ın da bulunduğu 4 kişi bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan tekrar hakim karşısına çıktı. Ailelerin istediği tek şey, yakınlarını kaybedenlerin istediği tek şey adaletin artık yerini bulması. Duruşmanın adresi Akhisar Ceza Mahkemesi. Yargılama 2014 yılında başlamıştı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yıllarca süren dava 2018 yılında sonuçlandı. 37 kişi beraat etti, 14 sanık da taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan ceza aldı.
Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a basit taksirden 15 yıl hapis cezası verildi. Bilinçli taksirden yargılanan diğer sanıklar, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 18 Nisan 2019'da tahliye edilmişti. Diğer sanıklar da Ocak ayında tahliye edilince Soma davasında tutuklu sanık kalmadı. Yargıtay 12. Dairesi'nin verdiği son karar doğrultusunda daha önce serbest bırakılan patron Can Gürkan'la baş mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan tekrar hakim karşısında. Davayı çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasetçi takip ediyor. Değerli izleyenler, Soma'da yakınlarını kaybeden aileler bugün dava öncesinde bir yürüyüş yaptılar. Yakınlarını kaybedenler, aileleri... Evet, hayatını kaybeden 301 kişinin yakını yürüyüşteydi. Unutmadık, unutturmayacağız pankartları vardı ellerinde. 301 hayatını kaybeden vatandaşımızın da isimleri yazılıydı. Davada nereye gidiliyor? 2013 yılından bugüne nasıl bir yol alındı? Bazı davalar için denir ya, bir arpa boyu yol alınamadı diye. Bu davada kararlar alındı, cezalar verildi. Ancak an itibariyle tutuklu kimsenin kalmayışı ve ardından tekrar bununla ilgili devam eden bir dava, yani taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan tekrar dava açılması, bunun sonucunda merak ediyoruz. Telefon hattımızda avukatı Deniz Özen var, Sosyal Haklar Derneği avukatı. Sayın Özen, yayınımıza hoş geldiniz, iyi sabahlar. İyi yayınlar, merhabalar. Evet, Soma davasında gelinen son noktayı özetleyebilir misiniz? Hala dava devam eden bir dava var. Hem öngörülerinizi alalım, hem de bunca yılda nasıl bir yol alındı bu davada? Şöyle, isterseniz bugüne nasıl gelindiğini çok kısaca anlatarak başlamak isterim. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi 2018 yılında bir karar vermişti. Patron Can Gürkan açısından basit taksir, diğer üst düzey yönetici konumundaki sanıklar açısından da bilinçli taksirden hüküm vermişti. Aslında o karara gelene kadar da biz bu dosyada çok fazla müdahale gördük. Bunların en önemli örnekleri, birincisi başından sonuna kadar bu davayı takip eden mahkeme heyeti atıldı. Mahkeme başkanı görevden alındı. Daha sonrasında savcı mütalası verilmek üzereyken duruşma savcısı salonda mütalamız hazır, 5 dakika mola verelim, daha sonra açıklayacağız dedikten sonra biz yaklaşık 1 yıl savcı mütalası bekledik bu dosyada. Ve sonrasında da söylediğim gibi çok düşük asıl patronatından basit taksirden, diğer üst düzey yönetici pozisyonundaki sanıklar açısından da bilinçli taksirden hüküm verilmişti. Daha sonra bu dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi hem Türkiye tarihine hem de dünya tarihine geçecek bir karar verdi aslında bu dosyada. Şunu söyledi özetle. Dedi ki burada 301 kişinin öleceğini bu patron da dahil olmak üzere sanıklar öngörmüşler ancak umursamamışlar. 301 kişinin öleceğini biliyorlardı, bunu öngörmüşlerdi ama çeşitli sebeplerle. Kendisi bunlardan birisi, maliyetleri düşürmek bunlardan birisi, çeşitli sebeplerle bunu önemsemediler ve bu nedenle kişinin ölmesine neden oldular. Bu nedenle de olası kasıt vardır burada, taksirden söz edilemez dedi 12. Ceza Dairesi. Ve olası kasıttan herkesin hüküm verilmesi gerektiği yönde bir karar vererek kararı bozdu. Tabii çok önemli bir karardı. Hem Türkiye tarihinde örneği olmayan hem de dünyada çok sınırlı sayıda örneği olan bir karardı. Çok mutluyduk bu karardan dolayı. Daha sonra bu karar 2020 Eylül ayında verildi. Daha sonra 2021 Ocak'ta çok kısa bir süre içinde aynı Yargıtay 12. Ceza Dairesi kendi kararını değiştirdi. Ve ilk derece mahkemesinin verdiği kararı çok yakın bir biçimde aslında onadı. Nasıl değiştirdi? Arada ne değişti diye soracak olursanız şu oldu. Eylül'den Ocak'a kadar geçen sürede, 2020 Eylül'den 2021 Ocak'a kadar geçen süre içinde Yargıtay Ceza 12. Ceza Dairesi'nin 5 kişilik heyetinin 3 üyesi değiştirildi. Giden 3 üye yerine öncesinde kamuda çalışan yeni 3 tane üye getirildi ve bu 3 üyenin çoğunluğuyla bu karar değiştirildi.
Burada da aslında dosyaya en başından beri gelen müdahalenin devam olduğu ve müdahale edilmeye devam edildiği çok açık. Bugün Yargıtay'dan döndü dosya, tekrar Akhisar'da Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyiz çok uzun süre sonra. Bugün mahkeme şuna karar verecek. Ya ilk verdiği kararda direnecek, eğer böyle olursa Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek dosya. Ya da Yargıtay'ın bozma kararına uyup yeniden bir yargılama yapacak. Biz bugün bunu görmek için bekliyoruz. Şimdi duruşma daha yeni başlamak üzere. Bugünün sonunda mahkemenin Yargıtay ilamına uyup uymayacağını öğrenmiş olacağız ve buna göre de yeniden bir yargılama yapılacak ya da ilk kararında direnecek mahkeme ve dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek. Evet, peki yeniden yargılama yapılırsa, yeniden yargılama yapıldığında isnat edilen suçlar taksirle yaralamaya ve ölüme sebebiyet olma, bilinçli olarak ölüme sebebiyet verme gibi bir değişiklikler olabilecek mi bu iddialar üzerinde? Tekrarlar mısınız? Duyamadım söylediğimi. Şimdi tekrar bir dava görülürse, bu dava tekrar görülmeye başlandığında isnat edilen suçlarda bir değişiklik olacak mı? Yani şöyle, buyurun. Bizim talebimiz olması sonuç itibariyle biz hem istinafa götürdüğümüzde hem de Yargıtay'a götürdüğümüzde, temiz ettiğimizde olası kasıttan bu insanların ceza almaları gerektiğini söyledik ve bunu istinaf ve temiz sebeplerimiz arasında saydık. Evet. Dolayısıyla bozmaya uyulsa da uyulmasa, yani bozmaya uyulduktan sonra yapılacak yargılamada doğrudan Yargıtay'ın bozma sebepleriyle bağlı değil mahkeme. Burada yeniden bir yargılama yapıp kendisi de olası kasıt nedeniyle hüküm verebilir. Bizim talebimiz de bu yönde olacak. Evet. Yani aslında olası kasıt olduğu, 301 can hayatını kaybetti. Olası bir kasıt ve suçluların yine gerekli cezaları alması ile ilgili talebiniz devam edecek. Teşekkür Tabii ediyoruz. Tabii ki devam edecek. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. 2013'ten bu yana devam eden davada bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Yine değerlendirmeleri sonrasında alacağız. Evet, bir yandan Soma davası dedik, bir yandan Ramazan'a hoş geldin dedik. Ama Ramazan'la birlikte aslında yaklaşık 1,5 yıldır yakamızı bırakmayan bir pandemi süreci var. Maalesef Ramazan'da da pandemi süreciyle birlikte Ramazan'ı karşıladık. Peki alınan önlemler yeterli miydi? Hani kısıtlı normalleşmeye gidildi, belirli bir düzenlemeler yapıldı, restoranlar çok zor durumda dendi, açıldı, kapandı, bir açıldı, bir kapandı. Esnaf bundan daha çok zarar görüyoruz dedi, dinlenmedi. Aşılar yetersiz dedi uzmanlar, aşılamayı hızlı yapalım dendi, hızlı bir aşılama yapılamadı. Ve bununla birlikte vaka tablolarında, vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Bununla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz dün bilim kurulu toplandı, gözler bilim kurulundaydı. Nasıl bir karar çıkacak, bir kapanma gelecek mi denmişti. Türkiye'de 3. İstanbul'da da 4. pik olduğunu söyledi Bakan Koca. Çünkü zaten hem vaka sayıları hem ölüm sayıları bunu gösteriyordu. Tam kapanma olacak mı sorusuyla ilgili de Bakan Koca bugün kabine toplantısı var biliyorsunuz. Kabine toplantısında bu yönde taleplerimizi ve önerilerimizi ileteceğiz dedi. Bakan Koca'nın açıklamasını alalım. Ardından pandemi sürecindeki gelinen son durumu uzmanlarla değerlendireceğiz. Sorumlu hepimiziz. 84 milyon. O nedenle 84 milyon vatandaşımız bu kazanımları kaybetmeme çabası içinde olmalıyız. Sorunu tam gerilettiğimizi düşündüğümüz noktada ise yeni zorluklar ortaya çıktı. Ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir. Dünkü vaka sayımız 52.676, vefat sayımız 248'dir. Covid-19 risk haritamız ise nüfusun %80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları COVID-19'un eskisinden daha hızlı yayılım göstermesinin sebebini virüsün yeni varyantlarına bağlamaktadır. Yeni vakaların %85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır. Virüsün değişime uğramış bu şekli ilk koronavirüse göre daha hızlı yayılmaktadır. Bugün virüsün dünyada yaygın olan tipi budur. Güney Afrika varyantı 11 ilimizde 285 kişide. Brezilya varyantı ise 9 ilimizde 166 kişide görülmüştür. Az sayıda olmakla birlikte Kaliforniya, New York ile B1-525 varyantı da tespit edilmiştir. Türkiye genelinde %59 olan yatak doluluk oranı ve %67.4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yoktur.
Ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edicidir. Yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Bu pik mutant oranının giderek yüksek olduğu bir pik. Yani bulaşıcılığın çok arttığı bir pikten bahsediyoruz. %80'in üzerinde yoğun bakım doluluğu oran, ben birkaç ilimizi söyleyeyim. Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize. Kabine toplantısında bu önerileri, alternatifli, kapsayıcı alternatifli önerileri sunmuş olacağız. Ve o çerçevede zaten Sayın Cumhurbaşkanımız devamında alınan kararları uygun gördüklerinde tensipler halinde açıklarlar. Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını dinledik. Peki bizi nasıl bir tablo bekliyor? Böyle hızlı bir artış gözlemledik biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda. Profesör Doktor Ahmet Saltık Skype bağlantısıyla stüdyo konuğumuz olacak. Konuyu onunla değerlendireceğiz. Sayın Saltık, iyi sabahlar, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın Sayın Tezel, kolay gelsin, teşekkür ederim. Evet, aslında vaka sayılarında düşüş oldu, aşılama çok hızlı devam ediyor, kapanma da işe yaradı demek isterdik ama biliyorsunuz bunları konuşamıyoruz. İnanılmaz bir artış var vaka sayılarında ve gün geçmeden her dakika önemli, kapanma şart diyordunuz. Bu artık 2 haftalık kapanmayla da mümkün değil, 1 ay olmalı mı diyoruz. Artık öngörüleriniz neler, biz bu yangının önünü alabilecek miyiz, söz sizde. Çok teşekkürler yeniden. Gerçekten çok zor durumdayız. Ancak bu zorluk Türkiye'de özellikle yoğunlaşan bir zorluk değerli Tezel. Dünya verilerinde toplam olgu sayılarında, notlarıma bakarak konuşuyorum, yanlış bir şey söylemeyeyim, azalma eğilimi var. Dün 700 binlerin üstünde olan toplam dünya genelindeki olgu sayısı son veriyle 588 bin değerli Tezer. Dünya toplamında azalma var. Örneğin Brezilya'da en son veriyle olgu sayısı 38 bin, 39 bin değerli Tezer. Türkiye'nin 2,5 katı nüfusu var, 215 milyon. Brezilya'da 39 bin, Türkiye'de en son rakam 54.562. Amerika 56.522, 56.000, Türkiye 54.500, arada 2.000 fark kaldı ABD ile aramızda. Ama ABD'nin nüfusu 335 milyon, Türkiye'nin 4 katı gördüğünüz gibi. Gerek Brezilya gerek ABD son derece başarılı, özellikle ABD son derece başarılı, yaygın bir aşılama politikası izlemekteler. Kapitalizmin beşiğinde 40 yaş üstü erişkin nüfusun neredeyse tümüne yakını ABD'de aşılanmış durumda. Dolayısıyla bir gündeki olgu sayısı Türkiye'ye hemen hemen denk duruma geldi. Dünkü konuşmamda değerli Tezer, bir televizyon konuşmasında Türkiye'deki toplam olguların dünyanın %7,5'u olduğunu söylemiştim. Türkiye dünya nüfusunun %1,1'i ama dünyadaki her 100 olgudan 7,5'u, hesap böyle. Küsürlü çıkıyor tabii. 7'si diyelim Türkiye'de. Yani nüfusunun 7 katı bir yoğunlukla Türkiye korona salgını afetini yaşamakta. Bugün ise son veri ile bu oran %9,3 değerli Tezer. Yani dünyadaki her 1000 olgudan 93'ü veya 100 olgudan 9,3'ü Türkiye'de. Demek ki dünyada bir azalma eğilimi başlamış iken Türkiye'de tersine bir artış eğilimi var. Ve son bir haftadır Türkiye açık ara ile dünya birincisi, yalnız Avrupa değil dünya birincisi nüfusuyla ilişkilendirdiğimizde. Bunu da çok basit yapıyoruz değerli Tezel. Örneğin ABD'de 56.500 dün yeni hasta yakalanmış. Nüfusuna böldüğümüzde her milyon nüfusa 169 yeni hasta düşüyor. Bu rakam Hindistan'da 115, Brezilya'da 181, Türkiye'de 647. Dün bu 647 daha düşük bir rakamdı. Bugün 647. Milyon nüfus başına düşen yeni olgu sayısı. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın dünkü söyledikleri tümüyle safsatadır. Hı hı.
hiç diplomatik nezaket falan göstermeye gerek yok. Tümüyle lagalugadır, boştur, anlamsızdır, algı yönetimidir. Peki Sayın Saltık, verdiğiniz rakamlar zaten ortada. Bilimsel gerçeklerle konuşuyorsunuz. Aşılama başladığı süreçte siz de demiştiniz, Türkiye'nin aşı olduğu sürece aşılamadaki altyapısı eğer bir organizasyon yapılabilirse oldukça sağlam demiştik. Biz de bunu söylemiştik. Bizde hala sağlık ocağı sistemi devam ettiği için neden yapılamadı? Aşılarda yetersizlik mi oldu? Aşılar düzenli mi gelmedi? Ve hep sizin söylediğiniz gibi tek bir yere bağlı kalmayalım, birçok aşı gelsin. Aşının gelmemesiyle de bağlantılı mı bu süreç? Ve artık kapanma olmazsa aşıyla da bu yoğunluğun önüne geçemeyiz mi dememiz gerekiyor? Yani aşı da yetersiz mi artık? Değerli Tezel, şu sayısal veriyi de bir cümleyle paylaşmama izin verin. Hemen sorunuza döneyim. Bu önemli çünkü bu. Havuzda benim kullandığım terim, 496.762 hastamız var değerli Tezel. Aktif hasta bunlar. 496.762, izin verirseniz yarım milyon diyelim mi, yuvarlak hesap? Olur. Çünkü gerçekler hiçbir zaman yakalanan sayıdan daha düşük değiller. Yakalanabildiği kadarıyla yarım milyon. Birkaç kez telaffuz edelim. Yarım milyon aktif hasta bu toplumun içinde dolaşmakta şu anda. Türkiye nüfusunu 84.3 milyon artı Irak Suriyelilerle 90 milyon kabul eder iseniz, her 180 kişiden biri hasta şu anda Türkiye'de. Her 180 kişiden biri. Hı-hı. 180 kişiyle nerede karşılaşırsınız? Diyelim ki bir AVM'de çok rahatlıkla bu sayının çok üstünde insanla karşılaşırsınız. Evet. Evet. Orta boy bir alışveriş merkezinde bu sayıyla karşılaşırsınız, değil mi? Hı-hı. AKP'nin yapa geldiği o kongrelerde, kapalı salonlarda on binlerce insan birikmişti. Dolayısıyla enfeksiyonu almamak için bir mucize gerek neredeyse. Hı-hı. Özellikle Hı-hı. büyük kentlerde, İstanbul'da korkunç bir yoğunluğa ulaşmış durumda. Dolayısıyla oldukça tıkanmış durumdayız. Çünkü 14 Ocak'ta başladığımız aşılama yarın 14 Nisan, Şubat, Mart, Nisan 3 ay, 90 gün bitiyor değerli Tezel. Yapılan toplam aşı 18,5 milyon doz. Hocam, burada müsaadenizle hemen araya girmek isterim. Çünkü aşı sırası gelenler de, an itibariyle aşı olmak istemeyenler var. BioNTech aşılarının çöpe gittiği söyleniyor. Bununla ilgili de sizden bilgi alalım hemen aşıyı konuşurken. Sırası gelip olmayanlar var aşısını. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Yeterince kamuoyu bilgilendirilmesi yapılmadı mı? Hayır. Sağlık Bakanlığı hiçbir bir biçimde bir kamu duyurusuyla insanları aşıya davet etmedi değerli Tezel. Etmedi, edemedi çünkü temel nedeni aşı kıtlığı, hatta yoksunluğu idi. 65 yaş üstü nüfusta aşağı yukarı %24 dolayında bir aşı olmama, aşı reddi demeye dilim varmıyor. Çünkü bunların hepsinin red nedenli olduğunu bilemiyoruz. Hı-hı. Bildiğimiz odur ki 65 yaş üstü her 4 insandan biri aşılanmamış durumda. Öte yandan 18 milyon 455 bin aşılama rakamının yalnızca 7,5 milyonu ikinci doz. Geri kalan 11 milyonu tek doz almış durumda. Öte yandan Çin'den gelen aşının koruyuculuğuyla ilgili tartışmaları doğrudan doğruya Çin yetkilileri de kabul ettiler. Türkiye'de adına bilim kurulu denen kurul siyasal iktidarın baskısı ile %83,5 açıklamıştı koruyuculuk oranını. Bir önceki açıklama bir ay önce ondan, yani 12 Şubat'tan bir ay önce 13 Ocak'ta ise %91 denmişti. Çin'den %50 küsür diye geldi hocam açıklama, bir makaleyi takip etmiştim. Evet, %50.4. Evet, evet. Bunların tümüyle bilimsel açıdan ve etik açıdan geçersiz olduğunu, çok sıkıntılı olduğunu hep söylemiştik. Dolayısıyla şu anda Çin'den gelen aşının koruyuculuk oranı bir bilinmezlik durumunda. Üstelik aşılamaya başladığımızdan bir yana geçen 3 ay içinde değerli Tezel, korkunç bir mutasyon salgını, ikinci bir salgın, mutasyon salgını ile karşı karşıyayız.
Mutasyonlar ne yazık ki bizim beklediğimiz biçimde olmadı. O bir hayal tersine bir mutasyon geçirir de çekip gider mi diye, tam tersi oldu. Tutundu yaşama dört koldan virüs, bildiğiniz gibi sayısız mutasyonlar ile. Yapılan aşıların ne ölçüde koruyucu yanıt vereceğinin belirsizliği, hı-hı, önemli ölçüde belki de insanları, evet, aşıdan uzaklaştıran, evet, etmen oldu. Bir yandan da çok hızlı geliştirildikleri için her nedenle şimdiye dek yüzlerce milyon doz uygulandığında çok ciddi olumsuz etkiler gözlenmemiş olsa da belli korkular hepimizde var. Evet. Sayın Saltık, süremiz kısıtlı olduğu için müsaadenizle sorularım var. Sormak isterim son soru olarak. Libya'ya da 150 bin doz aşı gönderdiğimiz söyleniyor. Sizin de bahsettiğiniz ve yaşadığımız üzere aşı kıtlığı vardı. İkinci doz aşılar olamadı ama biz Libya'ya aşı gönderiyoruz. Bunu da değerlendirebilir misiniz son olarak? Bu yani değişik açılardan bakılabilir belki. İnsani gerekçelerle denilebilir mi? En iyimser açıdan yaklaşmaya bakalım. Fakat bizim ülkemizde insanımız perişan durumda. Onlara yetiştiremedik. Ölüm sayılarını da konuşmakta çok büyük yarar var değerli Tezel. 34.182'ye ulaştı resmen ilan edilen ölüm sayısı. Ve gerçekte bunun 3 katı, yani 103 bin şu anda resmen Türkiye'de, ya daha doğrusu fiilen ölenler, resmen bunun 3'te 1'i. Bir de %50 dolayında dolaylı ölümler var. 150 bin insanınızı kurban vermişsiniz. Evet. Dünyanın en şiddetli salgınını yaşıyorsunuz. Denetim altına alamamışsınız. Ayranınız yok içmeye. Sağa sola aşı dağıtıyorsunuz. Peki Sayın Saltık, evet, son bir sorum daha olacak. Kapanma bekliyor musunuz bugün kabine toplantısından? Son bir cümle alalım. Değerli Tezel, bakan ser verip sır vermiyor. Adına bilim kurulu denen kurulun hangi öneriler getirdiğini asla bizimle paylaşmıyor. Böyle bir yönetim olmaz. Diyelim ki bilimsel kuruldan A, B önerileri çıktı. Recep Tayyip Erdoğan kimdir ki, hangi yetkiyle, hangi donanımla, hangi hakla bilimsel kuruldan gelen önerilerin önüne geçecektir? Almanya örneğiyle kapatayım. Gerek Merkel gerek Alman Sağlık Bakanı'nın her konuşmalarında ellerinde birer kağıt not var. Nedir o diye sorulduklarında da Robert Koch Enstitüsü'nün bize önerileri deniyor. Evet. Dolayısıyla 4 hafta kapanma dışında hiçbir seçenek kalmamıştır. Ayrıca daha acısını ekleyeyim. 4 hafta kapanma da artık işe yaramaz bir duruma gelebilir. Eğer bu süre içinde, 4 hafta içinde kapı kapı dolaşıp test yapıp gizli saklı taşıyıcıları bulmazsak, aşı yapmazsak, bu 4 hafta da bizi kurtarmayacak. Bütün sorumlu AKP'dir. 84 milyon değildir. Kötü yönetimdir. Teessüf ediyorum, kınıyorum insanların, masum insanların ölümüne yol açan bu politikaları. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler ve öngörüleriniz için Sayın Saltık. Değerli izleyenler, 4 haftalık bir kapanma gerekiyor artık dedi Sayın Saltık. 4 haftalık bir kapanma da bize yetmez dedi. Ama bir kapanıp bir açılma durumu da söz konusuydu. Bundan en çok esnaf etkilendi. Hatta yeme içme sektörü etkilendi. Şimdi Hürriyet Yönetim Kurulu üyesi Sayın Lütfü Sapmaz Skype bağlantısıyla hattımızda olacak. Sayın Sapmaz'a yine bir kapanma geliyor diye soracağız. Çünkü her açılıp kapanma esnafa, işletmeciye, özellikle restoran, gıda işletmecilerine inanılmaz bir yük bırakarak geri gidiyor. Sayın Sapmaz, iyi sabahlar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de işte dünya gibi, Türkiye gibi pandemi süreciyle mücadele ediyoruz. Sizler nasılsınız? Size gelen talepler, şikayetler, bir açılıp bir kapanmalar, yine ziyan olan gıda ürünleri, yine elemanlar işe başladı, yine bir sistem değişti. Siz neler söyleyeceksiniz? Bugün malum kabine toplantısı sonrası bir kapanma da bekleniyor. Söz sizde Sayın Sapmaz. Öncelikli olarak iyi yayınlar diliyorum. Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını mübarek ediyorum. Bizler tabii üzgünüz Eylül Hanım. Şu anda sizlerle ne konuşursak konuşalım. Diyorsunuz ki kanallarımızdan, ekranlarımızdan ülkemize, halkımıza, hükümetimize sesinizi duyurun. Biz bunu yapmaya çalışırken bir yıldan beri sizlerle beraberiz hatırlarsanız. Söylemediğimiz konu, dile getirmediğimiz konu kalmadı. Bir konuyu bilgilendirirken bilmeyen bir şey dersiniz ki arkadaşlar bakın böyle bir durum var, böyle böyle yapmakta fayda var, öneri olarak sunarsınız. Fakat ben burada
İnanın yayına bağlanmadan evvel herhalde birkaç bin tane mesaj geldi az önce WhatsApp'a. Sektördeki arkadaşlarımız, abi sesimiz ol, dilimiz ol. Sadece bizim restoranlar değil ki, bizle bağlantılı olarak bakın etkinlik, kurumsal firmalar, MICE acenteleri, etkinlik firmaları, işte süslemecisi, tesisatçısı, müzikçisi, müzisyeni, fotoğrafçısı. Direkt 3 milyon kişiye ekmek veriyoruz. Kayıt dışı kaç kişiye ekmek verdiğimizi bilemiyorum. Yani biz 10-12 milyon kişiye ekmek veren bir sektörken maalesef geçtiğimiz bir yılda bilgilendirmemize, en üst mercide kendimizi ifade etme gayretimize rağmen karşılığını çok fazla bulamadık Eylül Hanım. Sayın Sapmaz, siz aslında dediniz ki en başından bir yıl öncesinde de hep aynı şeyi konuşuyor gibi oluyoruz ama gerekirse dediniz bir ay tam kapanalım. Ama bu sadece restoranlar, kafeler falan olmasın. İşte AVM'lerde de komple kapanalım. Bunun önünü hep birlikte alalım. Biz de taşın altına elimizi koyalım. Ama sadece bizim kapanmamız da olacak gibi değil. Diğer sirkülasyon her yerde devam ediyor dediniz. Geldiğimiz nokta bir yılın sonunda bütün uzmanlar da aynı şeyi söylüyor. Tam kapanma olmazsa önünü alamayacağız deniyor. Şimdi bir açılıp bir kapanırken zaten birçok zarara uğradı biliyoruz sektör. Bundan sonra da tekrar bir tam kapanma durumu olduğunda neler olacak? Yeni açılmıştı. Ramazan dolayısıyla Ramazan'da iftar için en azından bekleniyordu. Birçok restoran iftar yemeğini yine belirli pandemi koşulları kurallarına uyarak iftar yemekleri programı yapıyordu. Ona göre gıda alışverişi yapıldı ama şimdi Ramazan'da tam kapatma gündeme geldi. Şimdi efendim geçtiğimiz 18 Mart'ta biliyorsunuz kapanma gerçek. Pandemi ilan edildi ülkemize ve biz kapatıldık. Hı hı. Biz hep şunu söyledik Eylül Hanım. Sizlerle karşılıklı konuşmalarımızda çok üstüne bastık. Biz restoranlar olarak bizler insanız. Giden geri gelmiyor. Önce sağlık dedik. Fakat o hale getirildik ki bilim kurulu da dahil olmak üzere biz bugünkü sağlıksızlığın, artan vakaların tek suçlusu haline getirildik. 20 Kasım'daki kapatılmamızda ne konuşmuştuk? Demiştik ki ya o kardeşim bu işin suçlusu bizsek lütfen bizi kapatın. Hı hı. Ekranlarınızdan ses getirmişti bu yayın ve Aralık ortalarında en azından hafta içi kısıtlamaları, hafta sonu kısıtlamaları vesaire başlamıştı. Fakat yetersizdi. Çünkü şunu biliyoruz ki bırakın restoranları, evlerdeki bulaşma oranı %85'e çıkmış. Yani siz bir şekilde kanunu kuralı koyup bunu da vatandaşların uygulamasını beklersiniz. Emniyet kemeri takmak yasak. Bunu Eylül ve Lütfü uygulamadıktan sonra neye yarar, doğru mu? Evet. Kanun koyucu doğru kuralı koyar. Restoranlarda öyle oturacaksın, böyle kalkacaksın. Biz bunu uyarırız. Her türlü önlemimizi alırız. Tedbirimizi alırız, misafirimizi uyarırız ama şunu da konuştuk. Mekanlarımızdaki misafire polislik yapamayız. Bu dönemde çok komik. Düşünebiliyor musunuz? Eylül Hanım gelmiş. Günün sonunda biz Türk insanıyız, Akdeniz insanıyız, sıcakkanlı insanlarız. Gelen müşteriye misafir gözüyle bakarız. Bu misafirperverlikte siz bizim herhangi bir restoranımıza geldiğinizde Türkiye'de 101 noktada olan herhangi bir restoran, her türlü yediğiniz, içtiğiniz, hesabınızı, kitabınızı ödediniz, bahşişinizi verdiniz. Size çay kahve ikram etmeden bırakır mı? Bırakmaz. Biz misafirperver bir milletiz. Şimdi ne oluyor? 7'de kapat dendi. Dün itibariyle kapattık, Allah razı olsun. Özellikle nitelikli restoranlarda, siz diyorsanız ki nitelikli restoranda, Lütfücüğüm ben hep farkındaysanız kötü örneği kendim alarak hani dış kapıda bir yerlerde aramıyorum. Kendim alarak daha anlaşılabilir olmayı arzuluyorum. Siz bana diyorsanız ki Lütfücüğüm restoranını 7'de kapat. Eşittir açma demek ki eş anlamlı. Hı hı. Bakın geçtiğimiz bir yılda yaklaşık 7 ay full kapalı kaldık. Bunun içinde ciromuzun 3'te 2'sini elde ettiğimiz yaz dönemi dahil. Geri kalan 5 ayda da açık değildik. Öyle gelme, böyle gitme. O saatte gelme, bu saatte gitme. Mezurolarla ölçtük. O masa bu kadar, bu sandalye bu kadar. Yarı kapasitemizin altında hizmet verdik. Dolayısıyla tabii ki geçmiş dönemde
Türkiye yeme içme sektörünün %3'ünü oluşturan, paket servis işi yapan meslektaşlarımızın işleri fena gitmedi. Allah artırsın. Akşam 7'de kapanma yasağı iş merkezleri civarındaki işte sulu yemek ve tabur dörtlü hizmeti veren restoranın açılabilmesine olanak sağladı. Ve bu arkadaşlarımızın da biraz iş yapmasını sağladı. Fakat nitelikli restoran dediğimiz bizimkine benzer mekanlarda maalesef biz bir fayda göremedik. Evet. Dolayısıyla yaklaşık 135 milyar TL'lik yeme içme sektörü 100 milyar lira kayıpta. Evet. Bunun dışında yeme içmenin düğün dernek kurumsal etkinlik tarafına baktığınızda yaklaşık 150 milyar TL olan düğün sektörü ve kurumsal etkinlik sektörünün 50 milyarı da yeme içmeyle ilgili. Geri kalan 100 milyarı neyle ilgili? Beyaz eşya, mobilya, tekstil, ahşap vesaire. Geçtiğimiz sene hatırlarsanız sadece beyaz eşya sektörü 1/3 daraldı. Evet. Evlendiremediğimiz çiftlerden dolayı. Hı hı. Sayın Sapmaz. Ramazan'la ilgili öngörümüzü sormuştunuz. Onu buyurun, da söyleyeyim. Ondan buyurun, sonra sorunuzu alayım. Ramazan'da biz iftar sofralarını biliyoruz. Bu iftar sofralarının Sayın Cumhurbaşkanımızın da karşı olduğu debdebeli, şaşalı vesaireli sohbetlere karşı olduğumuzu zaten İslami olarak hepimiz bilirken, sakin geçmesi beklenen iftarlarda sektörümüzün kapatılması gene bizi üzdü. Baktığınızda ne bilim kurulu üyeleri ne bir başkası toplu taşımalardan, organize sanayi bölgelerine kimse gidip fabrikalardaki yemekler, yemekhanelerde böyle yemek yenir, işte sanayi üretimi böyle yapılır hijyenin kurallara göre demiyor. Herkes sağ olsun işi gücü bıraktı. Restorancılıktaki, etkinliklerdeki hataları arıyor. Lütfen düzeltelim. Evet. Ama biz tek değiliz. Günah keçisi olmayalım. Evet, hepsini düzeltelim. Çünkü tek sorumlu okullar, öğrenciler, restoranlar değil. Dediğiniz gibi toplu taşımalar, sanayi, yani mümkün olduğunca ne kadar çok test yaparsak nereden aslında yaygının çoğaldığını, yayıldığını da öğreneceğiz. Teşekkür ediyoruz Sayın Sapmaz aktardığınız bilgiler için. Tekrar sizin nezdinizde de tüm Türkiye'ye, tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ve küçük devam edelim. Buyurun. Diyebilir miyim? Buyurun. Şimdi biz geçtiğimiz her sektörde belli sıkıntılar var. Fakat devlet hiçbir sektöre gidip kardeşim sen işini yapma demiyor. Hı hı. İnsanlar kötü piyasa koşullarında kendisini döndürmeye çalışıyor. Bana diyorlar ki Lütfü Bey, profesyonelinizle siz elbette bu işi, bu krizi atlatırsınız. Benim profesyonelliğimi, iş sanatımı sergileyebileceğim bir iş yerim yok. Çünkü kapalıyım. Kapalı. Evet. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Evet, çözülebilir miydi bir aylık tam kapanma? Bir aylık tam kapanma dediğimizde haliyle çok ciddi ekonomik yükler binecekti ülkenin omuzlarına. Esnafa, vatandaşa, öğrenciye, iş yerine toplu taşımayı kullanma dediğimiz insanlara tam bir kapanma olur. Ana arteldeki üretim sektörünün dışındaki sektörler durduğunda devlet destek vermesi gerekiyordu. Paraya ihtiyaç vardı. Bizim paramız yok muydu onu bilemiyoruz. Yani Avrupa'da gördüğümüz üzere kapanıldığı dönemdeki esnafa ve vatandaşa hibe şeklinde para verecek paramız yok muydu? Neden bunları söylüyorum? 128 milyar dolar meselesi var biliyorsunuz. 128 milyar dolar da kayıp olduğu söylenen bir para. Nerede? Bununla ilgili Aydın CHP milletvekili Bülent Tezcan, 128 milyar dolar nerede afişlerine ilişkin? Savcılara soruyorum, bu işin Cumhurbaşkanı ile ilişkisini nasıl anladınız dedi. Bunu neden söyledi? Afişler asılmıştı. CHP'nin illere astığı afişler vardı. 128 milyar nerede diye soruyordu. Bu afişler toplatıldı. Gerekçe ise Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açıldıydı. Ama bugün o afişler toplatıldığı her yere yeniden asıldı. Haberimizi izleyelim. Ardından devam edeceğiz gündem özeli. Soru şu: 128 milyar doları kime sattı? Bursa, Kırşehir, Aydın, Rize, Kastamonu, hepsinde 128 milyar dolar nerede afişleri toplatıldı. Bunlar medyaya yansıyanlar. Bir de yansımayanlar var. Kastamonu'da haksız ve hukuksuz bir şekilde yaptığımız afişlere müdahale edilmek isteniyor. Ama nerede olursak olalım 128 milyar doların
bu ülkenin kaynaklarının nerede olduğunu sormaya devam edeceğiz. Muhalefet o soruyu sormaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm illerde billboardlara afiş asıldı. 128 milyar dolar nerede? Ancak afişler toplatıldı. Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı. Toplatılan pek çok yerde o afişler yeniden asıldı. CHP'liler afiş nöbetine başladı. Tekrar 128 milyar dolar nerede diye afişimizi astık. Bakalım kaç saat sonra karar çıkacak, hep birlikte göreceğiz. Biz demokratik haklarımızı arıyoruz. Bunun da bütün yurttaşlar eşit olduğunu bütün Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Afişlerimizle ilgili süreci takip edeceğiz. Eğer tekrar kaldırırsa cuma gününe kadar bizim burası, parası ödedik. Tekrar kaldırılırsa biz yine itirazımızı yapacağız. Evet, afişler toplatılıyor. Savcılık afişlerin toplatılmasına gerek yok dedi ama valilik kararıyla toplatılıyor. Bugün de Kastamonu'nda afişler asılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl Başkanı Sayın Hikmet Erbilgin Skype bağlantısıyla yayınımızda. İyi sabahlar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün Türkiye'ye günaydın diyorum. Günaydın. Evet, afişler bugün Kastamonu'da asılmaya başlanacak ama son durumu, bilgileri sizden alalım. Orada nedir durum? Savcılık tarafından verilen bir karar var ama valilik toplatıyor. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle biz bu 128 milyar dolar nerede sorusunu tekrarlamış olalım sizin vasıtanızla. Şimdi kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluğu ve uyumsuzluğu, aslında şaşkınlığı biz Kastamonu'da yaşadık. Cumartesi günü kiraladığımız billboardların çalışanları 128 milyar dolar nerede afişlerimize asarken müdahale olduğunu haber alınca hem Merkezi Başkanımız, milletvekilimizle birlikte afişimize sahip çıkmak üzere olay yerine gittik. Ancak yaklaşık 1,5 saat beklememize rağmen herhangi bir tebligat yapılamadı. Çünkü biz bunun neden asamayacağımıza yönelik tebligat talep etmiştik. Sürenin sonunda savcılıkla yaptıkları görüşmelerden savcılık burada bir suç unsuru bulmadığını iletince mülki amir kararıyla afişlerimiz toplatıldı. Ama orada bir şey atlandı. Cumartesi günü gerçekleşti bu. CMK 127'ye göre kolluk kuvvetleri acil gördüğü hallerde bir işlem yapabilir ama neyi acil gördükleri de ayrı bir başlık. Bize 24 saat içerisinde bir cevap vermeleri gerekiyordu. Ancak tarafımıza yapılmış herhangi bir tebligat, yasak olduğuna yönelik herhangi bir tebligat şu saate kadar yok. Ben her şeye rağmen dün valilik kanalıyla görüşmeye çalıştım. Bugün afişlerimizi asacağımızı, tarafımıza herhangi bir tebligat yapılmadığını kendilerine ilettim. Emniyet müdürlüğümüz, emniyet amirlerimizden birisi aradılar. Bunu il binamıza dahi assak müdahale edileceği yönünde şifayen bize ilettiler. Peki gerekçesini söylediler mi Sayın Erbilgin? Yani emniyetten ve valilikten gelen bilgi il binasına bile asılsa müdahale edeceğiz dendi. Gerekçeyi sorduğunuzda size cevap verildi mi? Savcılığın bu yönde bir kararı var. Bununla ilgili onlardan gelen cevap neydi? Ortada henüz herhangi bir cevap yok. Hukuki bir dayanak yok. Anladığım kadarıyla savcılık kanalıyla bir karar çıkarılması için gayret ediliyor. Neredeyse öğle saatine gelmek üzereyiz. Şu saate kadar tarafımıza iletilmiş herhangi bir tebligat yok. Evet, bugün afişler asılacak mı? Biz bugün afişleri açmak için yeniden sahada olacağız. Çünkü bu soruyu sormaya devam edeceğiz. 128 milyar dolar nerede? Yaptığımızın içinde arkasında duracağız. Evet, siz afişleri asıp sormaya devam edeceksiniz. Biz de bakalım takip edeceğiz. Sonrasında neler olacak? Valilik ve emniyet tarafından afişler toplatılacak mı? Bir karar ve bir bilgi gelirse sizi tekrar yayınımıza alıp bize de bilgi vermenizi isteriz. Teşekkür ediyorum. Şu ana kadar hukuki hiçbir gerekçe yok. Bu geldiğinde Türkiye ile biz de paylaşmayı heyecanla bekliyoruz ki hukuk devleti olduğumuzun artık emarelerini biz de görmek istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erbilgin aktardığınız bilgiler için. Gündem üzere devam edeceğiz değerli izleyenler. Bize ne oldu? Bizler bir zamanlar eğitimli insanların başını önüne eğdiği, kişi doldukça bildikçe daha dingin olur dediği ülke ve öyle bir geçmişten, ekolden gelen insanlardık. Hani ne kadar büyüdüyseniz ya da işte çok tanırdık öyle savcılar, hakimler, yaşlı büyüklerimiz olurdu. Bazen anlamazdık bile. Markette sayın savcım nasılsınız derdimizde çekinirdi. Burada söylemeyin denirdi. Şimdi öyle bir hale geldik ki herkes neredeyse kendisini kanıtlamak için mesleğini de kullanıyor olabilir. Bu hepimiz için geçerli ama
Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Nasıl bakmamız gerekiyor? Şimdi sıradaki haberde bununla ilgili tam bilmiyoruz. Biz bize gelen haberde elimize geçen ayrıntılarla aktaracağız. Devamında da neler olacak bakacağız tabii ki. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde çalışan ortopedi uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel odasına izinsiz girdiğini iddia ettiği için uyarıyor. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bey'in uyardığı için de kendisini gözaltına aldığını iddia etti. Ayrıntıları aktaralım. İddiaya göre Mehmet Bey isimli savcı muayene için girdi odaya. Doktor Günel başka bir hastası olduğunu söyleyerek savcıyı reddetti. Savcı Mehmet Bey talebinin reddedilmesi üzerine Doktor Kemal Günel'i gözaltına aldırmaya çalıştı. Doktorun anlattığına göre ters kelepçeyle gözaltına alınması için talimat verdi. İşlemin yapılmasına Doktor Günel'in hekim arkadaşları ve hastane yönetimi engel oldu. Günel daha sonra emniyete giderek ifade verdi. Olayla ilgili başsavcılık açıklama yaptı. Doktor Günel hakkında tedaviden kaçınıp güvenlik görevlisine aşağılayıcı sözler söylemesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Evet, gündem özele devam edeceğiz haberlerle, dünden bugüne yansıyan başlıklarla, ama bugün neler bekleniyor özellikle ekonomide ve bu hafta neler bekleniyor? Hafta başından dünden bugüne yansıyan gelişmeler neler? Her sabah olduğu gibi bu sabahta ekonomi gündemini Naz Özdeğirmenci'den alacağız. Sözü Naz'a bırakıyorum. Değerli izleyenler, herkese günaydın. Gündem özeli ekonomiye bir parantez açarak devam ediyoruz. Dün Şubat ayı işsizlik rakamlarını karşılamıştık. 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi işsiz olarak resmi kayıtlara geçti. Bugün ise saat tam 10'da sanayi üretimi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak ayı sanayi üretim endeksini açıkladığı bu veriye göre sanayi üretimi yıllık bazda %11,4 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Diyebiliriz, imalat sanayi sektörü endeksi %12,1 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtım sektörü endeksi %0,1 azalış gösterdi. Piyasaların yakından takip edeceği veriler arasında bugün yurt dışı tarafında 15.30'da açıklanması beklenen ABD Mart ayı enflasyon verileri olacak. Bu veri çok önemli çünkü yatırımcıları oldukça ilgilendirecek diyebiliriz. 15.30'da bunu takip ediyor olacağız. Bugün onun dışında, özür diliyorum, Perşembe günü ise Merkez Bankası faiz kararında gözümüz kulağımız olacak. PPK toplantısından açıkçası bir faiz indirimi veya bir faiz arttırımı beklenmiyor. Faizlerin sabit tutulacağı yönünde bir beklenti hakim. Zaten yeni Merkez Bankası Başkanı da geldiği zaman daha faiz indiriminden yana bir algı oluşturmuştu piyasalarda da. İçinde bulunduğumuz kriz de aslında daha önceki hiçbir krize benzemiyor. Ülkede kurlar ve enflasyon da tırmanırken Merkez Bankası'ndan herhangi bir indirim veya faiz artışı beklemiyor diyebiliriz. Zira ekonomistlerin de dediği şey faizin indirilmesi sonucunda dolarizasyon, yani Türk lirasında bir değer kaybı çıkarılması durumundaysa bir görev değişimi söz konusu olabilir deniyor ki piyasa zaten buna dair pozisyon almıştı diyelim. Burada ekonomiyi noktalayalım. Tekrar Eylül Han Tezel'e bırakıyorum sözü. Ve BAFTA ödülleri sahiplerini buldu. Geceye en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu ve en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini alan Nomadland film damgasını vurdu. To 2021 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA ödülleri sahiplerini buldu. Londra'daki Royal Albert Hall'da seyircisiz olarak düzenlenen ödül töreninde adaylar ve kazananlarla pandemi nedeniyle görüntülü bağlantı kuruldu.
Gece en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu ve en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini alan Nomadland filmi damga vurdu. Nomadland. Gecede en iyi yönetmen Nomadland'de Chow Zhao, en iyi kadın oyuncu Nomadland filminden Frances McDormand, en iyi erkek oyuncu The Father filminden Anthony Hopkins, en iyi görüntü yönetmeni Nomadland'le Joshua James Richard, en iyi İngiliz filmi Promising Young Woman ve en iyi belgesel My Octopus Teacher. Gerçekten de Nomadland geceye damgasını vurmuş, birçok ödülü topladı diyebiliriz. Şimdi yine keyifli bir haberle gündem özele devam edelim. Buca Belediyesi çevre kirliliğini önlemekte kararlı. Ne gelirse bununla ilgili elinden yapıyor. Bazen bir takım çalışmalar yapılıyor. Temiz bir çevre bırakmak için doğaya yola çıktı Buca Belediyesi diyebiliriz. Şimdi de bununla ilgili atık yağ toplama kampanyası başlattı. İlçedeki atık yağ toplama yerleri belirledi. Doğanın kirlenmesine engel olmak için atık yağları getirenlere de bulaşık deterjanı hediye ederek bu döngünün devam etmesini sağladı. Daha temiz bir çevre için Buca Belediyesi harekete geçti. Atık yağları topladı, dönüştürdü. 3 ayda 830 kilogram yağ toplandı. Evlerde gıda malzemesi olarak kullanılan bitkisel atık yağların lavabo giderlerine dökülerek doğada oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak için farkındalık yaratıldı. Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü proje başlattı. Atık yağ toplama kampanyasıyla ilçedeki kullanılmış bitkisel yağların doğayı kirletmesine engel oldu. Proje hediyeyle desteklendi. 5 litre ve üzeri yağ getiren Bucalılara bulaşık deterjanı verildi. Muhtarım, duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Kampanya kapsamında deterjan hediyemiz vardı. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Çevre içinde beraber çalışacağız inşallah. Ve bu haberle gündem özeli bugün de noktalıyoruz. Yarın saatler 10'u gösterdiğinde Halk TV ekranlarında tekrar buluşuncaya dek yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına sağlıklı bir gün diliyorum. Saat başında biliyorsunuz Medya Mahallesi, Ayşenur Arslan sizlerle birlikte olacak burada. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri değerlendirecek. Bizden ayrılmayın.